Sayın meslektaşlarım, Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi'nden, Türkiye Barolar Birliği Hizmet Binamızdan hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Bugün günlerden 3 Haziran 2020 Çarşamba. Bildiğiniz üzere bu pandemi döneminde online eğitim programları olarak gerçekleştirdiğimiz eğitim programlarımızı canlı yayın olarak gerçekleştiriyoruz. Tarihi ve günü de paylaştım. Umarım 15 Nisan'a duruşmaların yeniden başlamasına, adliyelerdeki olağan faaliyetlerimize de hep birlikte kavuşmamıza da az kaldı. O günlere de bir an önce ulaşmak dileğiyle sabahki staj eğitimi yayınımızda sesin ulaşmamasından kaynaklı bir sorun olduğundan o eğitimimizi yarıda bırakıp öteleme durumumuz olmuştu. Aslında şu anda eğitimi verecek olan sayın hocamız da evden bağlantı yapacaktı ama ne olur ne olmaz herhangi bir teknik aksaklık olmasın diye o da koştu geldi şu anda hizmet binamızda birlikte bu eğitimi vereceğiz. Bugünkü eğitimimizi ceza muhakemesinde olağanüstü kanun yolları konu başlığının ikinci bölümü olarak düzenlemiştik. Eğitmenimiz Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlilerinden Sayın Avukat Profesör Doktor Çetin Arslan hocamız. Kendisi daha önce her zaman Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi'ne olan o eğitim katkısında bulunduğu haliyle bu pandemi döneminde de o katkılarını esirgemedi. Baştan ve güncel teşekkürlerimizle bundan önceki bir eğitiminde de ceza muhakemesinde olağanüstü kanun yollarında İstinaf Mahkemesi'nde Cumhuriyet Başsavcılığı itirazı konusunda CMK 308A maddesinde düzenlenen olağanüstü kanun yolunda bir eğitimi olmuştu. Bugün o eğitimin devamı mahiyetinde ikinci bölüm olarak yine CMK'nın 308. maddesinde düzenlenmiş bulunan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazı olağanüstü kanun yolu müessesesiyle ilgili eğitim sunacak. Ben tekrar apar topar yetişmek üzere buraya gelişi sebebiyle de teşekkürlerimle sözü Sayın Hocam'a bırakıyorum. Hoş geldiniz. Söz sizin. Buyurun Sayın Hocam. Teşekkür ediyorum Beşik Bey. Aslında ben de memnun oldum aslında. Çünkü daha önce hiç buraya gelmemiştim. Bir şekilde evden ya da başka bir yerden bağlanmıştım. Ben de aslında memnun oldum. Bir hani krizi fırsatı çevirmek anlamında eksik bu şekilde biz de buraya ilk defa gelmiş olduk. Evet, ben de dileklerinize katılıyorum sevgili Reşit Beyciğim. Gerçekten artık normalleşelim ve bir an önce işte normal faaliyetlerimize devam edebilelim. Dileğimiz bu yönde. Sevgili meslektaşlarım, değerli izleyiciler. Öncelikle sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Konumuz önemli. Aslında kanun yolları önemli. Hem muhakeme hukukunda genelde, özellikle ceza muhakemesi hukukunda son derece önemli. Neden önemli? Ceza muhakemesi bir süreç. İnsanın eseri olan bir süreç. Dolayısıyla bu süreçte bilerek, bilmeyerek bir şekilde hata yapılmış olabilir. Yanlış bir işlem yapılmış olabiliyor. Yanlış bir karar verilmiş olabiliyor. Dahası doğru olsa da kararlar, işte her şey yolunda olsa da taraflar bir şekilde bu karardan memnun olmamış olabiliyor. Bu durumda hukukun her zaman çare üreten bir müessese olduğunu düşündüğümüzde buradaki hukukun ürettiği çare de kanun yolları çaresi. Tabii normalde normal ceza muhakemesi hukukunda asıl olan olağan kanun yolları. Yani kararlar kesinleşmeden süreçteki kontrolleri sağlayan olağan kanun yolları. Bunlar itiraz, istinaf ve temizden ibaret sistemimize göre. Ancak bu süreçleri çeşitli nedenlerle yine yanlış bir şey gitmiş olabilir, doğru bir karar verilmemiş olabilir veya eksik, hatalı bir karar verilmiş olabilir. Ya da sonradan işte eksiklik, yanlışlık görülmüş olabilir. Bu durumda hukukun ürettiği çaresi olağanüstü kanun yolları dediğimiz şeydir. İşte bahsettiniz biraz önce, hukukumuzda istinaf mahkemelerine yürürlüğe girdikten sonra dahil olan İstinaf Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı İtirazı 308A maddesi CMK.
Eskiden beri olan 308. madde, biraz önce, biraz sonra şeyde de söyleyeceğim tarihi gelişim içinde. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazı son derece önemlidir. Kanun yolu, yine hakeza İstinaf Mahkemesi Başsavcılığı itirazı da önemli. Çünkü artık çaresiz kaldığımız aşamalarda bize bir şekilde elimizin uzatabileceğimiz, başvurabileceğimiz bir çare ve doğru kullanılırsa, isabetli kullanılırsa bence son derece sonuç alınabilecek bir çare. Ben daha sonra bunların rakamlarını da vereceğim, Reşit Beyciğim. Şimdi fazla uzatmayacağım ama Alman Ceza Mahkemesi kanundan alınmıştı bizim, biliyorsun, 1412 sayılı Ceza Mahkemesi. Orada 308. madde, ya daha doğrusu Ceza Mahkemesi, Ceza Usul Kanunu'nda bunun karşılığı yoktu. Alman Mahkemesi'nde. Bir Avusturya Ceza Mahkemesi kanunu benzer bir hüküm olduğunu biliyoruz. Ama bizim hukuk sistemimizde kendine özgü bir yol olarak bu eskiden beri 1926 tarihli 834 sayılı Mahkeme-i Temiz Teşkilatı'nın tefsirine dair kanunda var. Sonra bu Yargıtay kanunu aktarıldı 1928 yılında. Daha sonra da usule tahallük etmesi nedeniyle ceza usul kanunumuza aktarılmıştı. Ve ceza mahkemesi kanunumuzda bunu biraz da genişleterek 308 A maddesine, daha doğrusu 308. maddeye almıştır. İyi de yapmıştır. Uygulama şeyde doktrine komiteli hocamız buna zaman zaman karşı geldiğini ve onu takip eden hocalarımızın da yani olağanüstü kanun yolları, işte mahkemelerin ya da Yargıtay'ın kesinleşmiş kararlarına karşı gidildiği için işte yargı kararlarının tartışılır hale getirildiğini bahsederek karşı gelmişse de uygulamada çok önemli bir fonksiyon olduğundan bence kesinlikle önemli bir yeri var. Sadece işte adli hataların giderilmesi, hukuk aykırılıkların giderilmesi değil, aynı zamanda iştahat birliğinin oluşturulması açısından da son derece isabetli, son derece doğru bir kanun olduğunu söylemek istiyorum. Bak, rakamları vermek istiyorum size öncelikle bir. Mesela 2013 yılında 8653 şey gelmiş buraya, talep gelmiş Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına. 2014 yılında 11.600, 2015'te 10.000'e yakın, 2016'da yine 10.000, 2017'de 6.000, 2018'de 6.000. Düşünün, şey geliyor, talep geliyor. Ve bazen bir talep birden çok da yapılabiliyor, onu söyleyeyim. İşte bunlardan mesela 2013 yılında 1426'sı kabul edilmiş başsavcılık tarafından, itiraz kanunu yoluna gidilmiş. 2014'te 1541, 2015'te 1500, 2016'da 1200, işte 2017'de 750, 2018'de neredeyse %10'u kabul edilerek bu şekilde bu yol işletiliyor. Yani başsavcılığın itiraz talebini kabul etmesi. En önemli aşama bu zaten. Başsavcılık kabul ettikten sonra süreçte sonuç almak daha kolay. Zira bakınız, bu başsavcılığın kabul ettiği taleplerin başsavcı itiraz ettikten sonra 2013'te mesela 1500'e yakın ya da 1200'e yakın demiştim ya. Evet, 1400 itiraza gidilmiş. 1044'ü daire tarafından kabul edilmiş. 376'sı reddedilmiş. Tabi bu ceza genel kuruluna gidiyor anlamına geliyor. Mesela 2018 için söyleyeyim. 6.075 başsavcılık talebi kabul etmiş. Ve bunu kabul edip itiraz ettiğinin 757'si dairede kabul edilmiş. Düşünün, %10'u neredeyse. %10 artı %90'ı da kabul ediyor. Dairede kabul ediliyor. Devamında ise ceza genel kurulunda %70'i, yani daireni reddedip ceza genel kuruluna gönderdiğinde %70 kabul. Son derece etkili olduğunu ortaya koymak açısından bunları söyleme gereğini hissettim sevgili Reşit Beyciğim. Şimdi başsavcılık itirazı teknik olarak şöyle bir baktığımızda ceza mahkemesi kanunundaki olağanüstü kanun yolları başlığı altındaki bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı itirazı, kanun yararına bozma 309-310 ki sonraki şeyimiz o programımız ve ondan sonraki programımız yargılamanın yenilenmesi olağanüstü kanun yolları içinde düzenlenmiştir. Bu 308A maddesi 2017'de eklenince başlık
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazıydı bölüm başlığı. Bunu Cumhuriyet Başsavcısına itiraz yetkisi şeklinde değiştirildi. Şimdi hukuki niteliğine bakmamız gerek. Bu sadece teorik bir tartışma değil. Yani olağanüstü kanun yolu, olağan kanun yolu olması. Pratiğe yansıyan yönü şu, bir kere dava zaman aşımı, ceza zaman aşımı ne zaman başlıyor? Yani olağan kanun yolu dersek dava zaman aşımı devam etmesi gerekiyor. Ama olağanüstü dediğimiz zaman dava zaman aşımı kesildiğini, ceza zaman aşımı başladığını kabul etmek durumundayız. Bozmaya itiraz edilip edilememesi sorunu var. Çünkü kural olarak aslında ancak olağanüstü kanun yolları kesinleşmiş kararlara karşı gidiyor. Ama bozma kararı kesin bir karar değil. Bu yönüyle biraz olağanüstü kanun yolu olduğu konusu tartışmaya açıldı mesela. Çünkü bozma kararı nasıl itiraz edilebilir? Kesinleşmemiş bir karar. Ama burada işte iştihat birliğinin sağlanması, hukuka uygun kararın sağlanması açısından ekstra bir çare üretmiş kanun koyucu. Bence son derece yerinde. Çünkü dairenin kararı açıkça hukuka aykırıysa geriye döndüğünde mahkeme buna uyup ve kesinleşmesi durumunda çözümün son derece zor bir süreç tekrar başlıyor. Öyle olacağına başta hemen müdahale edilerek Ceza Genel Kurulu'nun hakemine başvurulması önemlidir diye düşünüyorum. Şimdi bir de bireysel başvuru açısından tüketilmesi gereken bir kanun yolu mudur sorunu burada olağanüstü olup olmadığı açısından önemli. Anayasa Mahkemesi'nin bilindiği üzere meslektaşlarım burada dikkatli olmasını öneririm. Şeylerine karar, bireysel başvuruna ilişkin kararlarında şöyle diyor. 30 gün içinde başvurması lazım bireysel başvuruya. Bu ne zaman başlayacak? Yani Yargıtay Başsavcılığı itirazından sonra mı başlayacak yoksa dairenin onama kararından sonra, yani tarafların bunu öğrenmesinden sonra mı başlayacak? İnanır mısınız? Şeyde çelişki var. Bakın 6.112 sayılı Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş ve yargılama usulleri kanunda 45. maddede diyor ki ihlali neden olduğu ileri sürülen işlem veya eylem ya da ihmal için kanunu görmüş idari ve yargısal başvuru yollarının tamamını tüketildiği diyor. Bak burada tamamı diyor. Anayasada ise ne diyor? Bu daha dar olağan kanun yolları diyor. Aslında anayasayla bu kanun arasında bir çelişki var burada. Ama Anayasa Mahkemesi bunu iştahatla giderdi. Yani meslektaşlarımız bir şekilde 30 gün bu kararı öğrendikten sonra 30 gün içinde dairenin kararını öğrendikten 30 gün içinde kesinleşmiş kararı yalnız bireysel başvuru. Başvuracak, başvurmak istiyorsa başvurmalar lazım. Yoksa başsavcılık itirazına başvurayım sonra gideyim derse süre kaçmış oluyor. Ama yine Anayasa Mahkemesi iştahatla şunu çözdü. Başsavcılık itirazına başvuruldu. Başvurulmuş ise dairenin yeni kararından sonra bu 30 günlük süre işlemeye tekrar başlıyor. Ona dikkat etmelerini isterim. Yalnız hukukta biraz durum farklı biliyorsunuz. Hukukta ister başvurulmuşsa bekleniyor, süre işlemiyor. Yani bu tahsiye karar yoluna gitmişse bunu bekliyor Anayasa Mahkemesi. Gitmemişse süre yeniden bu 30 günlük süre başlamış oluyor. Orada bir ceza ile hukuk yargılaması arasında fark var. Mutlaka meslektaşlarımız buna dikkat etmesi lazım. Bu konumuzla ilgili değil ama bireysel başvuruyla ilgili dikkat etmelerini istediğim bir husus var. O da şöyle diyor Anayasa Mahkemesi. Bu normalde işte vekille takip edilen işlerde tebligatın gelmesi lazım falan filan diyor ya. Anayasa Mahkemesi bunu atlıyor. Diyor ki bir şekilde öğrenmişsen de ki girip UYAP'a girip girmediğini, oradan karar indirip indirmediğine bakıyor. Eğer indirmişseniz burada diyor ki öğrenmişsin şu tarihte diyor. Evet. Çok tehlikeli bir şey. Yani siz tebliğ beklerken süre geçmiş oluyor. Dolayısıyla mutlaka eğer bir şekilde muttali olmuşlarsa bu karara, daire kararına, o bireysel başvuru süresi başlıyor. Konusu ne? Yani hangi kararlara karşı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itiraz yoluna gidilebilir? Yargıtay Ceza Dairesi'nin kararlarına karşı gidilebiliyor. Bir de İcra İftas Dairesi var. Aslında hukuk dairesi bunlar ama işte icra iflas suçlarına da bakıyor bunlar. Bu kararların yani ceza mahkemesi olarak verdiği kararlara da bakılabiliyor. Dolayısıyla Yargıtay'ın kanun yolu muhakemesine geçmiş, yani temiz muhakemesine geçmiş kararlarına karşı bu yola başvurulabiliyor. Dolayısıyla ilk derece mahkemesi olarak Yargıtay'ın verdiği kararla bunlara karşı bir kere gidilemiyor. Artık kendi kanun yolu neyse ona gidilebiliyor. İdari teklifte kararlarına karşı gidilemiyor.
eksi giderme örneğinde olduğu gibi ara kararlara gidilemiyor. Bir de açık bir düzenleme yapmış. Görevsizlik ve işbirliği, yani daireler arası görevsizlik işbirliği kararlarına karşı gidilemiyor. Zaten Yargıtay Kanunu'nda özel bir hüküm var. Dolayısıyla bunları haricindeki bütün daire kararlarına karşı kanun yolu muhakemesinden geçmiş olmak koşuluyla, yani temiz kanun yolu muhakemesinden geçmiş olmak koşuluyla gidilebiliyor. Şeyde bir tartışma vardı. Yani ceza muhakemesinin işte ceza uyuşmazlığı sonucu verilen kararlara karşı mı gidilebiliyor, yoksa bunun dışında kararlara karşı gidilebiliyor mu tartışması vardı. Çünkü hani sanık lehine, sanık aleyhine bir süre muhabbeti var şeyde. Dolayısıyla ceza muhakemesi olarak verilmemiş, daha doğrusu ceza uyuşmazlığı ile verilmemiş kararlara karşı gidilemeyecek deniyordu. Mesela bu tazminat hukuku aslında bir hukuk davası ama ceza muhakemesinde görülüyor. Mesela buna gidilemeyeceği söylenmişti. Fakat Yargıtay bunu açtı. Dedi ki evet, buna da gidilebilir. Fakat burada lehe aleyhe 30 günlük süre hususunu ben buradan dikkat etmiyorum artık burada. Çünkü sanık olmadığı için başsavcı burada 30 gün içinde ilan kendisine verildi. 30 gün içinde bu yola başvurabilir diyerek bunu iştihat yoluyla çözdü. Peki bu yola tebliğnameye uygun olan olmayan ayrımıyla mı gidilir? Yani diyelim ki başsavcılık onama istemiş, Yargıtay ceza dairesi de onama kararı vermiş. Şimdi buna gidemez diyebilir miyiz? Çünkü başsavcılık sonradan dediğim gibi bir şekilde yanlışlığı fark etmiş. Hiç fark etmiyor. İster onama istesin, ister bozma istesin, tebliğname kısmen uygun olsun, işte tamamen aykırı olsun fark etmez. Başsavcı bu yola reyse veya istem üzerine, yani tarafların istem üzerine gidebiliyor. Burada tartışma konusu olan bir şey var. İşte olağan kanunu, olağanüstü kanunu dediğimiz için normalde bozma kararına karşı olağanüstü olduğu için gidilememesi lazım. Fakat maddede açık bir ayrım olmadığı için, işte ceza dairesi kararlarına karşı bu yola başvurabilir sanık lehine, lehine süresiz, sanık aleyhine 30 gün içinde dediği için başsavcılık ister bozma olsun, ister onama olsun, ister düzelterek onama olsun, ne olursa olsun yeter ki ceza temiz kanunu verilmiş bir karar olduğu sürece bu yola başvurabiliyor. Ama yine şey oldu, burada bir sınırlamaya gidildi. Nasıl bir sınırlama? Şimdi bozma kararı verildi, dosya yerel mahkemeye gitti, yargılama orada, yargılama işlemlerine başlanıyorsa artık bir yargı mercilerinden itirazla da olsa dosya alınıp işte başka bir yargı mercilerine götürülebileceği için Yargıtay Ceza Genel Kurulu bunu da 2008 tarihli iştahatıyla aşarak dedi ki artık yargısal bir işleme başlanmışsa bu kanun yoluna, yani itiraz kanununa gidilemez bozma kararına karşı dedi ve doğru bir karar. Yani hiç olmazsa, yani bozmaya karşı gidilmesi yanlıştı ama diyelim ki hiç olmazsa yanlışı bir yerde düzeltmiş oldu bu şekilde. Yani hocam kendi içimizde şöyle bir netlik sağlayabilir miyiz acaba? Yani Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazı olağanüstü kanun yoluna mutlaka temyiz tetkikatından geçmiş kararlara karşı müracaat edilebilir diyebilir miyiz? Tamamen öyle. Değil mi? Yani tamamen o şekilde. Yeter yani Yargıtay'da temyiz incelemesi görmemiş bir kararın evet, 308 madde kapsamı olmuyor. Evet. Ama ilk eğitiminizde anlattığınız gibi eğer istinaf incelemesi neticesinde kesinleşmiş, ceza sınırı 5 yılın altında bir kararsa o zaman 308 A'ya göre istinaf mahkemesinde Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz yolu, ama temyiz incelemesinden geçmiş kararlara karşı da şu anda anlatmakta olduğunuz Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazı. Bir ilave yapayım. Buyurun. Hiçbir yani istinaf veya temyiz kanun yolundan geçmemiş yerel mahkemenin ya da hakimin bir kararı varsa ama kesinleşmişse o karar, o da 309-310'daki kanun yararına bozma. Yani 309-310'da kanun yararına bozmaya istinaf veya temyiz kanun yolundan geçmiş bir karara karşı başvurulamaz. En son 311-323 ise, yani yargılamanın yenilenmesi de kendine özgü, ister istinaftan geçsin, ister geçmesin, ister Yargıtay'dan geçsin, o sebepler varsa, kendine özgü sebepler varsa oraya da yargılamanın iadesi kanun yoluna gidiyor. O zaten bambaşka bir süreç. Yani aradaki farklar ortaya koymak çok önemli, çok da güzel oldu. Hani dediğiniz gibi soru da hani hiç ne istinaf ne temiz de yok. Hüküm verildi. Evet. Kişi
itiraz etmedi, bir şekilde kesinleşti. Ona da varsa sonradan ortaya çıkan bir şey, bu sefer 309. madde dediğiniz kanun yararı. 310'daki evet kanun yararı. Teşekkürler hocam. Çok sağ olun. Soru güzel, soru güzel oldu. Cevap da biraz iyi oldu sevgili dostum. Şimdi gidilemez dedik. Peki hangi sebeple gidilebilir? Hiçbir sınırlama. Yeter ki hukuka aykırılık görsün Cumhuriyet Başsavcısı, başsavcılığı. Hukuka aykırılık da biliyorsun bir hukuk kuralının uygulanmaması veya yanlış uygulanması. Son derece geniş, güzel bir tanımdır bu. Böyle bir şey varsa başsavcı ilama, yargıta ilamına karşı daireye itiraz ediyor. Daha doğrusu genel kurula itiraz, orada da bir çelişki var, onu anlatacağım. Şimdi itiraz edilemeyecek hususlar neler üstadım, onu bahsetmek istiyorum. Şimdi maddi hata var, artık buna itiraz etmeyin. Zaten maddi hatanın giderilmesine ilişkin bir şey eklendi, yürürlük kanununda. Dolayısıyla böyle genel kurulu falan işgal etmeye ya da daireye işgal etmeye gerek yok. Uzun bir prosedüre gerek yok. Bunun maddi hatanın giderilmesi yoluna yazıyla başvurulabiliyor uygulama kanunu gereğince. Bunun dışında işte şeylere itiraz edilemiyor. Basit diyelim ki işte öğretici bozma dediğimiz işte sonucu etkili olmayan şeylere itiraz edilemiyor ki artık ceza mahkemesinde bu süreç fazla uzamasın istemiyor üstadım. Şimdi itiraz yetkisi başsavcılıkta, yani Barkıta Cumhuriyet Başsavcılığı ama asıl karar merci başsavcılıktaki diğer savcılar değil, başsavcının kendisi. Fakat uygulamada biliyorum itiraz masası diye bir masa var. Burada konunu bölümün uzmanı arkadaşlar dosyayı işte dosyayı okuyan, ilkinde dosyayı okuyan savcı kurula şeyi sunuyor. Başında başsavcı bir vekili var. Kurula dosya itiraz hakkında görüşünü sunuyor. Orada kurulda değerlendirilerek itiraz edelim etmeyelim deniyor. Tabii son söz başsavcının. Ona göre de itiraz ilgili savcı tarafından yapılıyor. Birinci itirazı diyelim ki sonuç alınamadı. İkinci, üçüncü ama tabii işin de şeyini kaçırmamak, tadını kaçırmamak lazım. Yani dolayısıyla böyle itiraz gerçekten yerli yerinde hukuki olmalı hocam. Yani hukuki değilse ya işte müvekkilim çok masumdu, iyi bir insandı bilmem, teknik şey getireceksin, sorunu getireceksin burada. Bunu getirirsen başsavcı dikkat alıyor. Ben biliyorum tecrübelerimi ama hamasetle falan olacak bir iş değil. Gerçekten neden hukuka aykırı? Bunun temelleri, gerekçeleri, doktriner temelleri, iştahati temellerini, hukuki temellerini yerine göstereceksin. Buna göre de inanın sonuç almamak mümkün değil. Yani çünkü başsavcılık buradan ciddi bir, önemli bir görev olduğunu farkında. Buna göre de ben gördüğüm kadarıyla doğru, iyi kararların, adil kararların, işte hukuka aykırı ya da adalete aykırı, adli hatalı kararların düzeltilmesi yoluna gidiyor. Ama birden fazla defa gidilebiliyor ama söylediğim gibi bunun bir şey olacak. Hukuki temeli güzel olacak. Ben bakın yıllarca bu başsavcılıkta da çalıştım, hakimlikte de çalıştım. Benim burada meslektaşlarımdan ricam şu avukat arkadaşlar. Bir kere karşıdaki insan size saygı duymalı. Çalışmanıza saygı duymalı, bilginize saygı duymalı, yaptığınız işe saygı duymalı. Ve bu saygıyı duyarsa zaten şeyi de bu da tabii yaptığınız işin niteliğine göre belirlenecek. İnanın dedikleriniz ciddiye alınır ve doğruysa ya da ikna olunuyorsa bu kanun yolları diye işte idare işlemlerine şey olur. Ben mesela hep bunlara dikkat ederim. İyi bir temiz dilekçesi gördüğümde hemen alır dosyama arşivlerim. İyi bir karar gördüğümde, iyi bir iddianame gördüğümde, iyi bir hukuki mütalaa gördüğümde alırdım arşivlerdim. Çok hoşuma giderdi. Yani bunlara arkadaşlarımızın dikkat etmesi lazım. Genç meslektaşlarımızın veya işte kıdemli olsa da böyle işte hani bunun belki de önemli farkında olan meslektaşlarımızın dikkat edilmesi gerekiyor. Hocam sevgili yine eğer yeri midir değil midir bilmiyorum ama hani usulün esasının giriş kapısı oluşu. Tabii. Bir de diyelim ki Cumhuriyet Başsavcılığına itiraz yoluna müracaat edecek bir meslektaşımız var. Evet. O itiraz dilekçesini hükmü kuran mahkeme kanalıyla mı vermesi lazım, yoksa direkt Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı makamına mı vermesi lazım, yoksa hükmü onayan yahut bozan ilgili Yargıtay Dairesi baş... Bir de onu açarsanız, belki daha önce gelecektiniz, anlatacaktınız ama... Şimdi üstad, o hiç fark etmiyor. Yargıtay Başsavcılığındaysa ilan, pratik olması açısından direkt Yargıtay Başsavcılığı, yani
dairede öğrendiğiniz kararın onandığını ya da işte sizin aleyhinize sonuçlandığını hemen bunu daireye de verebilirsin ama başsavcılığa vermek daha pratik çünkü gidecek olan o. En iyisi Yargıtay Başsavcılığına vermek. Yani ister yerelde olsun karar, ister şeyde olsun, dairede olsun, isterse başsavcılığında olsun. Doğrusu en iyisi Yargıtay Başsavcılığına vermek. Yargıtay Başsavcılığı neredeyse bu şey, yereldeyse de yerelden de olsun. O anlamda bir taşra diyelim, Ankara dışı, oranın ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı kanalıyla gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı. Evet, onu da yapabilirsiniz. Doğrudan başsavcılığa bir şekilde gönderebilirsiniz. Hani siyah sisteminden gönderme imkanı varsa o olabilir. Yani çünkü şöyle olabilir, yerele verdiniz bir şekilde atlandı. Yani bunun hiçbir kuralı yok üstadım. Ama yerelde mesela dosya, başsavcılığa verirsiniz, bunu Yargıtay Başsavcılığına dosyayla birlikte gönderilmesi dersiniz. Onlar dilekçeyi gönderir, sonra başsavcılık isterse dosyayı gönderiyor. Ama direkt diyelim ki Yargıtay Başsavcılığına dilekçeyi verdiniz, itiraz kanununa gidilmesi için. Başsavcılık ilgili dosyayı istiyor. Yani infazdaysa mesela bilmem ne, bazen hatta gölge dosya istemiyor falan. Bu şekilde sorun çözülüyor ama her dosya mutlaka istemiyor. Birden, yani bir sınırlama yok, birden çok defa bu yola başvurulabilir ama tadını da hani ölçülü ilkesi gereği bir sonuç alınamayacaksa da artık hakkın kötüye kullanılmaması da gerekiyor işte. Şimdi yani yine ama yeni farklı bir gerekçe buldun. Görünmeyen bir şey gördünüz. O tabii ki mümkün. Şimdi tabii yazılı olması gerekiyor. Buna açıklık yok ama tabii ki yazılı olması gerekiyor. Dediğiniz gibi başsavcılık. En iyisi ilam daireden çıktıktan sonra Yargıtay Başsavcılığı. Yerele gitmişse de başsavcılığa verebiliyoruz. Şimdi şimdi istemi reddetti diyelim ki Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı. Buna karşı maalesef bir kanun yolu yok tabii. Yani başsavcı, aslında başsavcının hakkı bu. Biz sadece başsavcıyı bu yola gitmesi için uyarıyoruz, tahrik ediyoruz. Bunu zaten başsavcı re'sen de gidebiliyor. Dolayısıyla başsavcının gitmemesi halinde bu yola herhangi bir idari veya yargısal kanun yolu bulunmamaktadır. Ama gidiyorsa da başsavcı bunu itirazname veya itiraz yazısı denilen bir yazıyla ilgili ceza dairesine yapıyor. Şimdi şeyde bir hükümde bir değişiklik sonrası yani bir ara doğrudan ilk şeyde yapısında CMK'nın ilk halinde bu doğrudan ceza genel kuruluna yapılıyordu bu itirazda. Fakat sonradan ceza genel kurulu iş yükü artınca zannediyorum 2013 herhalde 2 veya 2014 hatırlamadım onu değişti. İtiraz ceza genel kuruluna yapılıyor fakat daire öncelikle bunu inceliyor. Kabul ederse şey oluyor, ceza genel kuruluna gönderilmiyor, etmezse ceza genel kuruluna gidiyor. Çoğunlukla da işte biraz önceki verdiğim istatistiklerden de çoğunlukla kabul ettiği görülüyor. %90'a yakın başsavcının itirazını. Yani %10 artık genel kurula intikal ediyor. Ve tabii burada da bazı sorunlar oluştu ama isterseniz onu hemen açayım. Şimdi diyelim ki tam itirazı tam karşılamadı. Bir kısmını karşıladı, bir kısmını karşılamadı. O zaman artık karşılamamış kabul edilip şeye gönderilmesi gerekiyor. Ceza genel kuruluna gönderilmesi gerekiyor dosyanın tamamı. Süre tutum dilekçesi falan yok. Yani Cumhuriyet Başsavcısı süre tutum dilekçesi falan vermiyor. Neyse 30 gün içinde sanık aleyhine süresiz olarak da sanık lehine bu yola gidebiliyor. Direkt gerekçesini gösterip doğrudan gitmesi gerekiyor. Peki itiraz geri alınabiliyor mu? Kural olarak evet alınabiliyor. Çünkü olağanüstü bir kanun yolu. Daha doğrusu aslında kanun yoluna başvuran kişi bunu geri alabilir her zaman. Genel kural burada da geçerli. Olağanüstü ayrımı yok. Fakat biliyorsunuz 266. maddede sanık lehine gidilmişse kanun yoluna onun muvaffakatı olmadan aleyhine olarak geri alınamıyor kanun yolu. Fakat burada ceza genel kurulu yine bana göre doğru olmayan bir iştahat üretti. Dedi ki ister sanık lehine olsun ister aleyhine olsun Cumhuriyet Başsavcısı bu yoldan vazgeçmek istiyorsa ilgili dairede ceza genel kurulu karar verene kadar şeyden vazgeçebilir. Kanun yolundan. Hocam siz anlattıkça hep böyle kafamızda güncelleniyor gibi oluyor. Hani mesela biraz önce dediniz ki 30 gün içinde sanık aleyhine, süresiz olarak da sanık lehine gidilebiliyor. Evet. Hani aleyhe bozma yasağı dediğimiz şey diyelim ki bir sanık hükmü onandı. Hı hı. Müdahil yandan yahut geçmişte Cumhuriyet Savcılığı tarafından da herhangi bir aleyhe temiz müracaatında bulunulmamıştı. Evet.
Bu tür bir durumda da evet. Hani herhangi bir müdahiyen yahut savcılık temizliği olmadan bu karar kesinleştikten sonra Cumhuriyet Savcılığı yine de sanık aleyhine o 30 gün içinde gidebiliyor. Şöyle. Yoksa aleyhe bozma yasağı orada da geçerli oluyor. Aleyhe bozma yasağı geçerli ama şöyle bir şey. Şimdi buradaki hukuka aykırı dairenin verdiği karardaki hukuka aykırı. Şöyle somutlaştıralım söylediğiniz şeyi. Diyelim ki aleyhe temiz yok yani savcı ya da müdahil tarafından. Dediler ki zimmet suçundan dava açılmıştı. Görevi kötüye kullanmadan verildi. Aleyhe temiz yok. İşte sanığın ya da müdafinin temiz üzerine dosya şeye geldi. İşte Yargıtay Başsavcılığı ona mı istedi? Daire de onadı. Sonra bunu 30 gün içinde Cumhuriyet Başsavcısı şeye gidebilir. Sanık aleyhine itiraza gidebilir. Fakat sonuçları yani ceza arttırılmaz. Oradaki kazanmış haklar korunur. Fakat niteliğinin değişmesini sağlayabilir. Zaten biliyorsunuz yaptırımın ağırlaştırılmaması kuralı o. Yoksa nitelik değil. Onun için mesela iyi ki açtınız onu söyleyeyim meslektaşlar. Diyelim ki böyle bir durum var. Yani aslında suç vasfında bir yanılma var. Fakat ceza bir şekilde daha az verildi. İşte zimmetti. Görev kötüye kullanmaya dönüştürüldü. Burada aleyhe temiz yoksa ya da istinaf yoksa kanun yolu hakkını kullanırken çok dikkatli olun. Yani ileride tamam yaptırım ağırlaşmaz ama suçun niteliği konusunda bağlayıcı olmadığı için der ki istinaf ya da temiz mahkemesi evet kazanmış haklarınızı şey açısından koruyorum yaptırım açısından fakat suç vasfını değiştireceksiniz diye bozar. O suç vasfındaki değişiklik de hak mahrumiyetlerine neden olabilir. Nedir mesela? Zimmet olduğu anda memur olduğu için artık cezanın miktarı hiç önemli olmayacak şekilde görevine son vermek zorunda kaldı. Devlet memurları kararı gelince ya da işte atıyorum hakimse ya da başka bir şeyse. Yani orada bir ciddi bir şey var. Onun muhakemesini iyi yapması gerekiyor meslektaşlar. Şimdi CMK 308. maddesine göre dedik. Lehe gidilebildiği gibi aleyhe de gidilebilir. 30 günlük süre dedik. Eğer aleyhe gidiliyorsa 30 günlük süreye riayet edilmek zorunda. Yani 30 günden sonra aleyhe gidilemiyor. Yani şöyle aslında üstad. O dediğiniz örnekte aleyhe temiz de vardı. Mesela onandı. Başsavcı bıraksaydı 257'den onanacak gidecekti. Fakat başsavcı sonradan farkına vardı ki hayır bu zimmet olur. İşte o zaman aleyhe gidebilir 30 gün içinde ve bunu artık aleyhe şekilde bozabilir. Yani yaptırımı da ağırlaştırıp çözer. Böyle bir durum var. Hatta işte dedi ki lehe nasıl gidecek pek diyelim ki infaz edildi şey karar hocam. Veya infaz aşamasında. İşte iade-i muhakemenin şartları yok. İşte Yargıtay incelemesine geçtiği için şey yok. 309-310 imkanı. İşte kalan bu imkan. Ne yapacak o zaman meslektaşımız? Ve diyelim ki tekerrür uygulanmayacak kaldıyken uygulanmış. Hemen diyecek ki Sayın Başsavcım burada tekerrür uygulanmaması lazımdı. Lütfen itiraz kanun yoluna gidin. Tekerrürü ilandan çıkarsınlar. Tamam mı? Peki bu gerçekten bakın %10 talep kabul ediliyor. Bu %10'un da %90'ı daire veya genel kuruldan kabul ediliyor. Bakın ne kadar etkili bir yol değil mi hocam? Yani dolayısıyla iyi kullanılırsa çok doğru bir enstrüman. Şimdi onama kararıyla hüküm kesinleşiyor aslında. Değil mi? Daireden. Ama infaz edilemiyor. Neden? Yerel mahkemeye dönüp infaz şerhi vermesi lazım. İnfaz kanununa göre yerel mahkemenin. Dolayısıyla pratikte kesinleşmiş olmakla birlikte infaz edilemiyor. Ama bir şekilde infaz işlemine başlanmışsa mesela itiraz bunu durdur. Başsavcı kabul etti diyelim ki itiraz durdurur mu? Otomatik durdurmaz. Ya Yargıtay Dairesi'nin ama uygulamada genelde yerel mahkemenin infazda tereddüt oluştu deyip kabul ederek şeyi durdurması lazım. Ve durdurabilir daha doğrusu. Durdurması lazım değil de durdurabilir. Durum genel anlamda bu. Şimdi itiraz incelenirken ne oluyor? Öncelikle daireye gidiyor. Değişik sonra kabul edilmesi. Ceza genel kuruluna gidiyor. Ceza genel kurulu biliyorsunuz yapısı değişti. Önce değişkendi. Yani orada sabit bir genel kurul yoktu. Daha sonra iştahat birliğinin sağlanması açısından ve ceza genel kurulu işlerinin daha hızlı yürümesi açısından kanun kurucu sabit genel kurulu benimsedi. Başkanla birlikte 21 kişi. Ceza genel kurulu başkanıyla birlikte. Gerektiğin zaman Yargıtay Başkanı buraya başkanlık edebilir ama etmiyor tabii. Yargıtay birinci başkan vekili olan
Ceza Genel Kurulu Başkanı başkanlık yapıyor. İşleyişte aslında güzel. Orada da tetkik hakimleri var. Öncelikle tetkik hakimleri başkana dosya hakkında bir sunum yapılıyor. Özetleniyor ve üyelere gönderiliyor. Üyeler tabii dosyayı gerekli görürse inceliyor ama daha çok tetkik hakiminin sunumuyla müzakereler yapılıyor. Başsavcı müzakereye girip görüşünü sözlü olarak yenileyebilir ama uygulamada hiç olmuyor bu. Genelde tebliğname, itirazname okunuyor ve bu şekilde üyeler konuyu kavruyor. Şimdi neler verilebilir kararlardan, yani itiraz, tabii itiraz reddedilebilir. O zaman hiç yapacak bir şey yok. İtiraz bunun dışında dairenin verebileceği bütün kararlar yine itiraz üzerine verilebiliyor. İtiraz üzerine verilen karar düşme olabilir, efendim onama olabilir, bozma olabilir, efendim ne bileyim, yani bütün o 223'teki kararların hepsi burada da verilebiliyor üstad. Bozma olursa tabii tekrar yerel mahkemeye gidiyor. Bozmanın niteliğine göre işlemler devam ediyor. Onama olursa da artık kesinleşmiş oluyor. Şöyle bir durum var. Bozulursa zaman aşımı ne oluyor? Bozulduğu zaman zaman aşımı Reşit Beyciğim, dava zaman aşımı tekrar işlemeye başlıyor. Çünkü kesinleşme kalkmış oluyor değil mi? Hani yerel, burada da şuna dikkat edin. Uygulama son derece sakat bir şey var. Onu söyleyeyim. Şimdi Yargıtay ceza dairesinin onamasıyla diyelim ki karar kesinleşti. Yerele gitti. İnfaz şerhi verdi mahkeme, savcılık. Hemen adli sicile giriyor bu şey. Uyap'tan gönderilip giriyor. Peki şimdi itiraz etti başsavcı. Dairede kararı bozdu. Şimdi burada direkt şeyin kaldırılması lazım. Otomatik olarak sabıka kaydının kaldırılması lazım. Çünkü kesinleşme hükümsüz kaldı. Fakat uygulamada bunun kaldırılmadığını öğrendim ben. Şaşırdım. Hatta dedim ne var bunda tartışılıyor falan. Maalesef yönetmelikte zannediyorum bir hüküm varmış. İşte tekrar bitip görülünceye kadar kaldırılmıyor dediler. Hani işte son konumuz olan şeyde de böyle bir durum var aynı şekilde. Yargılamanın yenilenmesinde. Eğer yargılama işte yenilenmişse ve yeniden hüküm kurulmuşsa yine şeyin kaldırılması gerekiyor. Sabıka kaydının kaldırılması gerekiyor ama burada bir sıkıntı var. Zannediyorum işte idari işlemin yapılış tarzı ile ilgili bir sıkıntı. Bunun dışında düzelterek onamada verilebiliyor. Yani aynı ıslah kararı gibi mahkeme, ceza genel kurulu ya da daire hükmü düzelterek onayabiliyor sevgili Reşit Beyciğim. Şimdi tabii bu konuda çok şey söylenebilir Reşit Bey. Benim bu meseleyle ilgili işte Yargıtay Başsavcılığı'na çalışırken baktım bayağı sorunlu bir alan. Çalışayı da yoktu. Adını söyleyeyim, bir makale de yoktu veya kitap yoktu. Ben de oturdum. Hem doçentlik çalışmasına hazırlıklardan biri olarak hem de işime yarasın istedim. 60 sayfaya yaklaşık bir makaleydi. Sonra bu ceza hukuku dergisinde yayınlandı. Şimdi onu inşallah zaman bulursam yenileyeceğim şu yeni gelişmelere göre. Belki bir kitap haline getireceğim. Buradan da onun haberini vermek istiyorum. Yani şey, şimdi hep söylüyoruz. Hukuktan önemli olan hakka, adalete, hukuka uygun karara ulaşmayı sağlamak. Bunun için işte meslektaşların biraz detaylı inceleme yapması, konuyu bütün ayrıntılarıyla öğrenmesi ve bunu da yansıtabilmesi gerek. Yani deyim yerinde ise fark yaratabilmesi gerekiyor. Bu olağanüstü kanun yolları da işte meslektaş açısından fark yaratılabilecek bir konu. Dilerim bu konuşmam da faydalı olur. Ve bir şekilde adalete katkı şeyini bir taş olarak yerini bulur sevgili dostum.
Arada sorular da geliyor. Sonlara doğru vaktimiz kalırsa evet. Soru da benim alacağız. Benim sunumum bitti sevgili dostum. Şu anda da yaklaşık bir 45 dakikamız oldu. Eğer sunumunuzda yine sunmak istediğiniz şeyler varsa serbestsiniz hocam. Benim bitti sunumum. Soru varsa soru alayım yoksa artık. Hem birkaç soru alayım hem de yine sizin o biraz önce bu olağanüstü kanun yoluna giderken dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili yine meslektaşlarımızla paylaşacağınız şeyler olursa. Ankara Barosu avukatlarından Sayın Avukat Şükrü Özbağcı meslektaşımız sormuş. Sanık hakkında bir suçun 2010, 2011, 2012 yılları için ayrı ayrı işlendiği gerekçesiyle mahkumiyet hükmü verilmiş ve her yıl içerisinde de TCK madde 43 kapsamında artırıma gidilmiş olup söz konusu kararda Bölge Adliye Mahkemesi kararı ile kesinleşmiştir. CMK madde 308A çerçevesinde BAM Cumhuriyet Savcılığı itirazı yoluna gitmeyi düşünmekteyiz. Bu kanun yolunda ne gibi hususlar savunma olarak yahut itiraz olarak ileri sürülebilir? Hocam görüşlerini paylaşırsa sevinirim demiş sayın meslektaşımız. Ben anladım ve neyden verildiğini de anladım. Karar VUK 359 3B'den verilmiş. Şöyle diyor orada, yani Yargıtay'ın işte bence yanlış bir uygulaması. Bizim yaptığımız 3 tane konferans bir de yayınım var o konuda. Ona bir bakabilir. Benim düşüncem baştan itibaren o yıllara sahri olan sahte ya da içeri itibaren yanıltıcı fatura kullanma olayı. Aynen dediğiniz gibi hocam, ben soru uzun diye başkasını okumamıştım. Suç türü olarak da VUK 359 madde 359'dan dolayı ceza aldığı belirtmesi de var sorunun içerisinde meslektaşımızın. Şimdi böyle olunca bir kere o yıllara sahri yani yıl içinde gerçek içtima uygulanmasının gerekçesini efendim vergi takvim yılı olarak kabul ediyor Yargıtay. Halbuki vergi takvim yılı kastın yenilenmesini gösterebilecek bir şey değildir. Dolayısıyla yıl içinde diyelim ki 2010, 2011, 2012'de devam eden bir sahte fatura kullanma olayında ya da içeri itibariyle yanıltıcı fatura kullanma olayında aynı suç işleme kararı icrası cümlesinde yapılmışsa 43'e göre ancak ve ancak mümkün olan şey 43. Yani bir bütün olarak tek artı 43 uygulanması lazım. Burada ne yapıyor? Her yıl içinde kullanılan sahte faturalar için 43 ve totalde de mesela muhtemelen 3 yıl 1 ay işte 15 gün, 3 yıl 1 ay 15 gün, 3 yıl 1 ay 15 gün ayrı ayrı ceza veriyor. Dolayısıyla bu argüman ben baştan itibaren savunduğum argüman dile getirebilir ama maalesef Yargıtay'ın iştahından dönmediği için bunu istinaflar da kabul etmiyor. Ve her suç 3 yıldan düşük olduğu için, 5 yıldan düşük olduğu için istinafta kesinleşiyor. Yani burada tabii başka itiraz sebepleri varsa bunu kullanabilir. Ama kullanabileceği tek şey işte gerçek içtima kuralının yanlış olduğu. Dolayısıyla en fazla 43'e göre yani 2009, 2010, 2011 yılları için bir ceza artı 43'e göre artırılması gerekirken ayrı ayrı her yıl içinde artırılmasının hukuka aykırı olduğundan bahis de başsavcılık yani 308A itirazına gidebilir. Başka bir çare yok üstadım oldu. Yine aynı meslektaşımız Sayın Avukat Şükrü Özbağcı. Diğer bir sorum, bu olağanüstü kanun yoluna gittiğimizde cezanın infazının ertelenmesi mümkün müdür diye de sorusunu getirmiş. Otomatik durdurmuyor. Onu biraz önce size anlatmıştınız. Evet. Otomatik durdurulmaz. Eğer başsavcı kabul edip itiraz yoluna gidilirse yerel mahkemeye bu istinaftan da talep edilebilir. Bir açıklık yok. Yerel mahkemeden de infaz kanunu 98 ve devam maddeleri gereğince bir infazın durdurulması talebi yapılabilir. Veya savcı da resmen baktı ki itiraz ciddi, infazın durdurulmasını hakimden isteyebilir. Teşekkürler hocam. Adana Barosu'ndan stajyer avukat Hasan Murt sormuşlar. İtiraz kamu düzeni ile ilgili ise geri alınabilir mi tarzında bir soru sormuş ama. Şöyle yok. Belki şey olabilir. Hani
temiz neden olarak gösterilmesi bile kamu düzenine resen yüzünü tutabiliyor. Belki oradan esinlenmişler. Hani geri alınabilir miden kastı yani acaba bir... hani itiraz yasa yolu müracaatı mı geri alınabilir yani anlamında alınabilir. Diye sorun mu? İşte başsavcılık karar verene kadar daire veya genel kuruldan geri alabiliyor. Hiçbir tereddüt yok. Yalnız ceza genel kurulu kararına karşı da itiraza gidilemez. Onu da bir şimdi söyleyecektim ama unuttum. Yani sadece daire kararlarına karşı gidiliyor. Ceza genel kurulu kurul olarak kabul edildiği için ona onun kararına itiraz edilemiyor işte. İstanbul Barosu'ndan Sayın Avukat Velit Demet sormuşlar. Kişi karara temyiz yolu ve istinaf yolu açık olduğu halde bunu bilerek kullanmamış veya kaçırmış ise yine de kanun yararına bozmaya müracaat edebilir Yoksa sadece kesin karara mı kanun yararına bozma yoluna gidilebilir? Gidebilir. Adalet Bakanlığı veya karar düzeltmeye başsavcılığa mı gidebilir diye sormuş. Şimdi ben anladığım soru güzel de bir soru aslında özünde. Şimdi bir kere hani kesin olan kararlara karşı zaten çare olmadığı için istinaf veya temyiz yoluna gidilememişse buna karşı zaten gidilebiliyor. Fakat bir şekilde kesin olmamakla birlikte temyiz ya da istinaf kanun yoluna gidilmemiş veya yerel mahkemenin kararı kesinleşmiş. Buna da gidilmemesi için hiçbir sebep yok, hukuki engel yok. Yani kaçırmış olabilir, işte ne bileyim, çeşitli nedenle gidilmemiş olabilir, gidebilir. Fakat sorunun güzelliği şurada. Mesela geçen hafta anlattığım 308A'da, bugün anlattığım 308'den farklı olarak orada kesin nitelikte olan kararlara karşı gidilebilir. Kesin nitelikte değil, temize gidilebilecekken gitmemiş veya kaçırmış. Artık o istinaf başsavcı itirazı kanununa gidilemeyeceği yönünde bir eğilim var. Ama bana kalırsa o şeye de gidilebilir. İster kesin olsun, isterse artık bir nedene yanlış karar kesinleşmiş olsun. Cumhuriyet Başsavcısı bunu gidermek durumunda şeyde. Yargıtay Cumhuriyet ya da işte pardon İstinaf Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı. Hocam bir saat için programlamıştık. Evet. O süreyi de tam doldurmak üzereyiz. O anlamda ben ayrıca teşekkür ederim. Evet. O süreyi de siz o kadar güzel ayarladınız ki. Sağ olun. Hani bugünkü sorularda hem birinci bölümde anlattığınız 308A maddesindeki istinaf yasa yolundaki itiraz müessesesi, bugün de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz olağanüstü kanun yolunu anlattınız. Ben yanlış mı anladım yahut anlamadım mı, ama siz ilk başta hani diyelim ki bir sebep görüldü, bu yola müracaat edildi. Evet. Onunla ilgili menfi yahut müsbet bir karar oluştu. Ama ondan sonra yine mevcut böyle bir temyiz incelemesiyle kesinleşmiş karara ilişkin farklı bir itiraz edilebilecek husus da sonradan fark edildi. Yeniden tekrar bir müracaat olabiliyor gibi anladım, değil mi sizin anlatımınızda? Doğru. Yani şöyle, başsavcılığı harekete geçirme anlamında 308. maddede itiraz yasa yolu kullan talebi Cumhuriyet Başsavcılığına sadece bir kez kullanılabilecek bir yol değil. Birinci kez kullandı, başsavcılık kabul etmedi bunu. İkinci kez yeni, ama tabii işin ciddi, yani bir aynı dilekçeyi versen de başsavcılık bakıyor. Fakat tabii ki burada bir sonuçta bir hakkı kullandığın için bunu düzgün kullanmak gerekiyor. 2, 3, 5 neyse kullanabiliyorsun, ama yani tabii ki bunu yeni hukuki veya farklı bir hukuki gerekçen varsa kullanmak işin hani hukukçu ciddiyet açısından daha doğru olur diye düşünüyorum. Ve bu yola gidiyorsa meslektaşlar öyle biraz daha özenli, daha dikkatli, daha böyle hukuki ve teknik itirazlarla gitmesi lazım. Yani şunu demek, yani müvekkilim çok iyi bir insandı. Asla suç işlemez falan. Dolayısıyla işte böyle bir şey değil. Yani şurada hukuka aykırı delil olmuştur, şurada tekerrür şartlar şu nedenle oluşmamaktadır, İşte ne bileyim suçun unsuru şu nedenle oluşmamaktadır gibi tamamen teknik bir konuya ilişkin olması gerekiyor üstadım. Hocam olağanüstü kanun yolları ana başlığı altında bugün ikinci eğitimimizi yaptık. Hani biraz önce konusu da geçtiği halde tahminim yine bu olağanüstü kanun yolları başlığı altında
bir üçüncü eğitimin evet. devamı da herhalde olursa, kısmet olursa evet. kanun yararına bozma olacak. Olağanüstü kanun yoluyla ilgili yani. Olacak herhalde. Kısmetse orada da yine kıymetli katkılarınızı esirgemeyeceğinizi düşünüyorum. O bir saati de tamamlamak üzere oluşumuzla ben her türlü hususta meslektaşlarımızla ister dilek temenni olsun, ister konuya ilişkin paylaşmak istedikleriniz için sözü tekrar size bırakıp evet. sonunda da kapanışı yapacağım. Evet. Buyurun hocam. Vallahi teşekkür ediyorum. Şimdi şey önemli, bu dönemde, olağanüstü dönemde biraz da şey uygun oldu. Olağanüstü kanun yolları paralel bir konu oldu. Barolar Birliği'de işte barolarımız, işte çeşitli şeyler. Yeni bir trend ortaya çıktı. İşte online eğitimler. Yani şunu yapmamız lazım. Hani efendim adliyelere gidemiyoruz bilmem ne ama hukukun gelişmesine katkı sunmak, kendimizin gelişmesine katkı sağlamak adına okuyacağız, yazacağız, bu tür faaliyetlere işte katılacağız, anlatacağız, dinleyeceğiz. Ancak bu şekilde hukukun gelişmesine katkı sağlayabiliriz. Bu anlamda şeye teslim olmamak gerekiyor. Yani koşullara teslim olmamak gerekiyor. Koşulları zorlayıp lehe olan, tarafımız için lehe olabilecek hususları daha yararlanmak gerekiyor. O anlamda sizi de tebrik ediyorum Barolar Birliği'nin güzel konuları doğru konuklarla dile getirdiniz. Mesela infazla ilgili şeyi ben de dinledim Osman Başkan'ın, son derece de yararlandım. Osman Atalay Başkan'ın güzeldi mesela, benim dinleyebildiklerim. Diğerleri için de aynı şeyi söyleyebiliriz, ben hani fırsat bulduklarım için söylüyorum. İnşallah bu tür şeylere devam edersiniz. Biz de katkı sunarız, sunmaya çalışırız. Meslektaşlarım da bırakmasınlar. Yani hukukun gelişmesi açısından, kendi gelişme açısından mutlaka bir şekilde bilimsel çalışmalarına, akademik çalışmalarına, mesleki çalışmalarına devam etsinler istiyorum. Hepsini saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür ederim. Hocam biz de çok teşekkür ediyoruz. Sayın meslektaşlarım, mutlaka biliyorsunuzdur ama yine de hatırlatayım. Eğitim merkezimizin bütün bu online eğitim programları ve pandemi dönemi öncesinde güzel yurdumuzun dört bir köşesinde barolarımız ev sahipliğinde gerçekleştirdiğimiz çok farklı konu dağarcıklarıyla ve çok kıymetli eğitmenlerimizin eğitmenliğindeki bütün eğitim programları gerek Türkiye Barolar Birliği web sayfasındaki Türkiye Barolar Birliği eğitim seminerleri linki olarak gerekse bu son dönemde online eğitim olarak gerçekleştirdiğimiz programlarımızda YouTube'daki YouTube TV'de TBB TV bölümünde var. Önceki bütün yayınları dilediğiniz zaman oralardan takip edebilme, izleme imkanınızı da hatırlatayım. Sayın hocamın dediği gibi bu dönemde sürecin uzaması, mesleki faaliyetlerimizden uzak kalmadan dolayı hani en azından bu eğitim programlarıyla hem meslektaşlar olarak bir araya gelebildiğimiz, hem yeni gelişmeler, hem takip edilmesi gereken yeniliklerle ilgili işleyen demir paslamaz misali kendi kendimizi paslandırmamaya çalıştık. Az kaldı. Umarız bu pandemi döneminin de üzerinden ülkece hep beraber başkaca olumsuzluk yaşamadan o tedbirlerin yavaş yavaş kaldırılışının da yine tekrar sıkı tedbirler alma gereği olmaksızın hep beraber olağan yaşantımıza da geçebileceğimiz günlere de hep birlikte ulaşmak dileğiyle ben de tekrar her zaman olduğu gibi bugünkü katkılarınız için de Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi adına teşekkürlerimi sunuyorum Sayın Hocam. Ben teşekkür ederim. Sağlıkla kalın. Artık evde kalın. Çok fazla kullanmıyorum ama olur da dışarı çıkarsanız da kendinize dikkat edin. Hepinize saygılar sunuyoruz. İyi günler sayın meslektaşlarımız. Teşekkür ederim.